Vizyon 58 TV. Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken bir pick-up'ın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti. Sivas Erzincan Karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Akkaya'ya 58BD297 plakalı pikap çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akkaya burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta şarj edildiği sırada yanmaya başlayan engelli motosikletine ilk müdahaleyi mahalle sakinleriyle 112 sağlık çalışanları yaptı. Yangın kent merkezi Aydoğan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Şarja takılan elektrikli motosiklet bir anda yanmaya başladı. Durumu görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve o sırada yoldan geçen 112 sağlık çalışanları yaptı. Sağlık çalışanları yangın tüpüyle müdahale ederken vatandaşlar da kovaya doldurdukları suyla müdahale etti.
itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle motosiklet tamamen söndürüldü. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. Sivas'ta trafo merkezinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Ekipleri alarma geçiren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay Körtuzla'da trafo merkezinde meydana geldi. Trafodan aniden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yanan trafonun içinde 50 tona yakın yağın bulunduğu öğrenildi. Sivas'ta ailesiyle birlikte çobanlık yaparken kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin seferber olduğu çocuk bulundu. Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte çobanlık yapmaya gelen 13 yaşındaki Mehmet Demir, Serpincik köyü civarında bir anda ortadan kayboldu. Ailesi çevrede arama yapsa da çocuklarına bir türlü ulaşamadı. Durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bu sabah arama çalışmaları başlatıldı. Serpincik köy civarında AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürerken küçük çocuk kent merkezinde ortaya çıktı. Gel bu tarafa. Gel. Ha, o tarafa gel. Bindirelim. Gel. Neredeydin sabah kadar? Sen abi jandarma aynen. Gece nerede kaldın? Ne? Gece nerede kaldın? Gece mi? Evet. Camide kaldım. Camide kaldın. Evet. 13 yaşındaki çocuğun canı sıkıldığı için kent merkezine gitti. Geceyi bir caminin avlusunda geçirdi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Ercan Demir ise çocuğu bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Ne diyeceğim ben? Allah herkese razı olsun. Bak bizim komutanlara, jandarmalara herkes geldiler. Çok şükür onların sayesinde biz gördük yani bunları. Mutlusunuz abi? Çok şükür Allah'ımıza. Çok şükür mutluyum ben. Sağ olsun devletimiz var. Var olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Dağlardan, her yerden gezdiler, aradılar. Yani en son evden kaçmış, çarşıya gelmiş o. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kendine iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çocuklarına kavuştukları için rahatlayan aile jandarma ekiplerince köye götürüldü. Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterirken kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Çocuklarsa serinlemek için süs havuzlarına girdi. Sivas Valiliği denize kıyısı olmayan Sivas'ta yüzülmesi yasak yerleri açıkladı. Sivas'ta termometreler 40 dereceyi gösterirken kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Çocuklarsa serinlemek için süs havuzlarına girdi. Ateşli paket mi
Çekme. Abi sen bu cennete çekeyim ya. Ben çekiyor kanka. Hava çok sıcaktı. Arkadaşlarımızdan dışarıda gezemedik. Sıcak diye geldik, havuza girdik ama sizin yüzünüzden geri çıktık. Sivas Valiliği'nden boğulma vakalarının önüne geçmek için göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri benzeri alanlarda suya girilmesinin yasaklandığını açıkladı. Öte yandan valilikten yapılan açıklamada balıkçı çizmeleriyle suya girilerek balık avlanması da yasaklandı. Sıcak, hem de çok sıcak. Aşırı sıcak. Gölgede oturuyoruz, suya seyrediyoruz. İşte böyle günü gün ediyoruz. Hava sıcak, sıcak havada işte böyle parka gelip biraz serinliyoruz. Ha, termometreler 39 dereceye gösteriyor. Belki de 40 derecedir. Biz de ağaçların altında serinlemeye çalışıyoruz. Yani hava çok sıcak. Çarşıda işlerim vardı. Onları halletmeye çıktım. Dayanılacak gibi değil. Yürüyemiyoruz. Biraz dedim gölgede kalayım. Yasaklara uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. hükmü uyarınca işlem yapılacağı belirtildi. Suudi Arabistan'da 2,5 yıl aradan sonra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe'nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılmasıyla Müslümanların yeniden Kabe'ye dokunulmasına izin verdi. تتم إزالة الحواجز واحدا تلو الآخر وهو الحاجز الذي هو أمام الحجر الأسود الآن يتم إزالته. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yer alan Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. تتم إزالة الحواجز واحدا تلو الآخر وهو الحاجز الذي هو أمام الحجر الأسود الآن يتم إزالته. تتم إزالة الحواجز واحدا تلو الآخر وهو الحاجز الذي هو أمام الحجر الأسود الآن يتم إزالته. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu. Kendiliğinden yetişen kekik pandemiyle birlikte kıymete bindi. Kekik satan çiftçiler pandemiden sonra üretim kapasitesini %100 artırdıklarını ve ürettikleri kekik yağının litresini 3500 TL'ye, suyunu ise 35 TL'ye sattıklarını ve siparişlere yetişemediklerini belirtti. Kendiliğinden yetişen kekik pandemiyle birlikte kıymete bindi. Kekik satan çiftçiler pandemiden sonra üretim kapasitesini %100 artırdıklarını ve ürettikleri kekik yağının litresini 3500 TL'ye, suyunu ise 35 TL'ye sattıklarını ve siparişlere yetişemediklerini belirtti. Atamesi kekik yağcılığını sürdüren Bekir Özkul, sadece parası için değil, insanlara faydalı olmak için bu mesleği seçtiğini belirtti. Kek suyu kek yağımız bu şekilde
elde ediliyor doğal yöntemlerle. Hiçbir katkı yok. Elimizdeki şu anda kekik suyu ve kekik yağı karışık olarak damladı. Kekik yağı üzerine çıkıyor. Onu enjektör yoluyla suyundan ayırıyorum. Ve kekik yağının pandemiden sonra çok kıymetlendiğini belirten Bekir Özkul, üretimimizi damıtma sistemiyle yapıyoruz. Atalarımızdan kalma kazanlarımızda üretimimizi sürdürüyoruz dedi. Geçen yıl 5-6 ton arası ürettik. Bu yıl 10-12 ton falan üretiyoruz. Kuyumcular altın alımlarında taksit sayısının artırılması ve kredi kartıyla altın alımlarında banka komisyonlarının düşürülmesinin altıncıları rahatlatacağını ifade etti. Kuyumcular altın alımlarında taksit sayısının artırılması ve kredi kartıyla altın alımlarında banka komisyonlarının düşürülmesinin altıncıları rahatlatacağını ifade etti. Altının gramı şu anda 1021 lira tekrardan oldu. 900'e kadar düşmüştü. Biz insanlara diyoruz ki elinizdeki altına sahip çıkın. Altın çok değerlenecek ama en büyük sıkıntı yaşadığımız değil biliyor musunuz arkadaşlar? Kimse düğünlere gidiyor, bir çeyrek götüremiyor. Bizden rica ediyor. Diyor ki ya sizden size zahmet bir tane çeyrek bize veresiye yazar mısınız? Çünkü yeğenimin düğünü var. Düğün sezonu olarak bilinen Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle insanların altın almaya geldiğini fakat veresiye talebinde bulunduğunu belirten kuyumcular, insanlar düğüne gidiyor ama bir çeyrek altın götüremiyor. Kredi kartıyla taksit sayısının artırılması gerekiyor açıklamasında bulundu. Onun için de ricamız kuyumcu esnafının yanında olsunlar. Devletimizden istediğimiz bu, lütfen komisyon oranlarını düşürsünler. İnsanlar altın alamıyor. Bakın sezondayız ve kışın kiramızı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz kuyumcu arkadaşlar olarak. On bin yıl öncesine dayanan Hitit buğdayı Siyez'in hasadına başlandı. Buğdayın atası olarak bilinen Siyez buğdayı iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görmeye devam ediyor. Ekim ayında ekilen Siyez'in Ağustos ayında ise hasadı yapılıyor. Boş duran tarlalarımızı 12 bin yıllık genetiği değişmeyen ata tohumu Siyez buğdayı ekiyorum. Siyez buğdayımızı ektikten sonra işleyerek kendi taş değirmenimizde işliyoruz. Siyez iç pazarın yanı sıra son dönemde yurt dışında da yoğun rağbet görüyor. Siparişleri hasat edilmeden alınan Siyez buğdayı adeta yok satıyor. Siyez tarlalarında hasat döneminin başladığını söyleyen çiftçiler, doğal taş değirmenlerinde sağlıklı bir şekilde üretildiğini söyledi. Bu yılki Siyez hasadında yüksek verim ve üretim bekleniyor.
Değerli izleyenler, bültenimize spor haberlerimizle devam ediyoruz. Vizyon 58 Spor başlıyor. Sivasspor bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Evet, evet, bravo. Yes, bravo Leke. Little bit more speed on it Leke, please. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5-2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Gel dışarı. Evet, evet, bravo. Evet, bravo. Pardon. Biz öndeyiz, öndeyiz. Hayır. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Sivasspor son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Bravo Leke, pres. Yes, pas, pas. İçeri. Öte yandan yeni transfer Clinton Nijde çalışmalarda yer aldı. Geldi. Çık oradan. Yes, dön. Yes, help him. Help now, help Mustafa. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor'un da içinde bulunduğu ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Türk takımları ile ilgili yapılan son dakika paylaşımı büyük tepki çekti. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncı kuruluşu Aspor tarafından dün yapılan paylaşım Yiğit Olar'ı adeta isyan ettirdi. Aspor haber sayfası tarafından son dakika başlığıyla yapılan paylaşımlarda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehirspor için temsilcimiz ifadesini kullanıp yanında Türk bayrağı ve takımların fotoğrafları konurken Sivasspor paylaşımına sadece Sivasspor'un muhtemel rakibi belli olduğu ifadeleri kullanması Sivasspor sevdalılarını ve sağduyulu futbol severleri ayağa kaldırdı. Sivaslılar Aspor'un bu kabul edilemez hatasını bir an önce düzeltmesini ve Sivasspor'dan özür dilemesini bekliyor. U17 milli takımımızın 16-20 Ağustos 2022 tarihlerinde Macaristan'da katılacağı Telki Cup turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları Mehmet Talha Şeker'le Emre Gökay da davet edildi. Sivasspor Kulübü de resmi hesabından yaptığı açıklamada genç futbolculara başarılar diledi. Sivasspor Trabzon'la oynadığı Süper Kupa final maçının ardından ceza kuruluna sevk edildi. Yapılan açıklamada Demir Grup Sivasspor Kulübü ile Trabzonspor Anonim Şirketi Turkcell Süper Kupa müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratı, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle Futbol Denetleme Kurulu'na sevkine karar verilmiştir denildi. Öte yandan Trabzonspor'da merdiven boşluklarını boş bırakmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İkinci etap kamp çalışmalarını Afyon'da sürdüren Sivas Belediyespor oynadığı ilk hazırlık maçında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde kamp çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyespor 2. lig takımlarından Serik Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Aferin oğlum! Aferin kutu! İyi yürü! Sakin, sakin! Aferin! 90 dakika boyunca rakibine oranla üstün bir görüntü çizen Sivas Belediyespor, Emre Adiloğlu, Doğan Karakuş ve Ahmet Mert Kara'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sivas Belediyespor, Afyon kampında ikinci hazırlık maçını Perşembe günü Ankara Demirspor'la oynayacak. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.